FETÖ konusu çok hayati. Deccal'in Türkiye'ye böyle sinsice gireceğini kimse tahmin etmedi. Biz Deccal'i alenen davul çalarak gelecek zannediyorduk böyle alenen. Deccal sessiz sedasız FETÖ kanalıyla Türkiye'ye girmiş. Çok eskilerde girmiş. 99'larda falan bize operasyon yapıldığı dönemlerde zaten görevdeymiş FETÖ. Bakın FETÖ'nün bir özelliği PKK'yla kardeş. Tam ittifak halinde PKK'yla. Hayrettir ya. Yani. IŞİD'le kardeş. Devrimci Halk Kurtuluş Partisi cephesiyle kardeş. PYD ve YPG ile kardeş. İngiliz Derin Devleti'nde üstad, büyük abi olarak kabul ediyor. Yani haşa Allah olarak kabul ediyor. Böyle bir kafada var. Büyük bir felaket bu. Çok büyük bir tehlike. Tayyip Hoca'yı hedefledikleri için bütün milli unsurlar Tayyip Hoca'yı desteklesin. Millet olarak da destekleyelim. İngiliz Derin Devleti'ni de rezil kepaz edelim. Ajanlarını da rezil edelim. Çok fazla kahpe yancısı var İngiliz Derin Devleti'nin Türkiye'de. Yancıları var. İngiliz Derin Devleti'nin yancısı olmayı müebbet hapise cezalandıralım. Bakın İngiliz Derin Devleti'nin yancılarını, hizmet edenlerini organik bağı tespit ettiğimizde vatana ihanetten müebbet hapiste yargılayalım. Hepsini. Bu entel dantel görünümdeki bu züppeleri hepsini bu şekilde yargılayalım. Çünkü bilerek ve isteyerek İngiliz Derin Devleti'ne ajanlık yapıyorlar. Şuurlar ve Türk milletinden nefret ediyorlar. Ta o devirde Türk milletinin imhası karar alınmıştı. Bu ahmakları kendi milletini imhada cellat olarak kullanmak istiyorlar. Bu kahpeleri gördünüz zaten 15 Temmuz'da. Kendi milletini imha görevi aldı ve ilk planda 3 milyon insanımızı birbirine kırdıracaklardı. Yani kendi askerimizle kendi milletimizi yok ettireceklerdi. Onu ona kırdırıp onu ona kırdıracaklardı. Çok büyük bir oyundan kurtulduk. Elhamdülillah.